Antik Mısır'da hamile olduklarından şüphelenilen kadınlara birkaç gün boyunca içi buğday ve arpa dolu çuvalların üzerine idrarlarını yapmaları öğütlenirmiş. Eğer çuvaldaki buğday çimlenirse kadının kızı, arpa çimlenirse oğlu olacağı söylenirmiş. Buğday ya da arpa çimlenmezse de hamile olmadığı anlaşılırmış. Tarihin tozlu yapraklarından gelen bu örnekten ne ders çıkardınız bilemiyorum ama Acaba hamile miyim sorusunun çok ama çok eskiden beri kadınların kafasını kurcalayan bir soru olduğunu anlayabilirsiniz. Az önce anlattığım hikayenin daha da çılgınca olan kısmı ise 1960'lı yıllarda test edildiğinde Mısırlıların bu yönteminin %70 oranında başarılı olmasıydı. Hikayeleri bir kenara bırakırsak modern çağda yani günümüzde bir kadının hamile olup olmadığı nasıl anlaşılıyor? Gebeliğin birkaç farklı belirtisi var ve bu belirtileri üç gruba ayırabiliriz. Öncelikle varsayıma dayalı belirtilerden söz edelim. Bu belirtiler ya da değişiklikler diyelim, kadının kendi kendine fark ettiği şeylerdir ve kadının hamile olduğunu düşünmesine yol açar. İkinci gruba olası belirtiler adı verilir ve bu değişikliklerde fiziksel muayene sırasında tıp uzmanlarının kadının hamile olduğundan şüphelenmelerine yol açan işaretlerdir. Son olarak bir de hamileliğin kesin belirtileri var. Bu belirtiler sadece ve sadece hamilelik durumunda ortaya çıkan belirtilerdir. İsterseniz varsayıma dayalı, yani bir kadının hamile olduğunu düşünmesine yol açan belirtilerle başlayalım. Buradaki ilk belirti adet kanamasının ya da bilimsel adıyla menstruasyonun görülmemesi. Adet görülmemesi durumuna tıp dilinde amenore adı verilir. Latince kelimelere aşinaysanız bir kelimenin önüne gelen A harfinin o durumun gözlenmemesi anlamına geldiğini de öğrenmiş olmalısınız. Evet, yani amenore adet kanamasının görülmemesi anlamına geliyor. Bu noktada Hamilelik sırasında neden adet kanaması görülmediğini anlamanızın önemli olduğunu düşünüyorum. Hemen basit bir çizimle kısaca bir tekrar yapalım. Burası uterus yani rahim. Rahmin birçok katmanı var ama biz şu an endometrium adı verilen ve en içteki katmana odaklanacağız. Burada yanda gördüğünüz ise yumurtalıklardan biri. Yumurtalığın içi her birinin içinde bir yumurta olan foliküllerle dolu. Adet döngüsünün en önemli amacı her ay bu foliküllerden birini gelişmesi için seçmek ve bunu büyütmek. Seçilen folikül büyüyüp gelişirken bazı hormonlar salgılar. Ve östrojenin bir türü olan östradiol de salgılanan bu hormonlardan biri. Östradiol, rahmin iç zarı olan endometriumun kalınlaşmasına yol açar. Adet döngüsünün tam ortasında olgunlaşmış folikül çatlayarak içindeki yumurtayı serbest bırakır. Folikülün çatlayıp içindeki yumurtayı serbest bırakmasına yumurtlama ya da bilimsel adı ile ovülasyon adı verilir. Yumurtlamadan sonra serbest kalan yumurta fallop tüpü içinde ilerlemeye başlar ve onu dölleyecek bir spermle karşılaşmayı umar. Bu arada artık Corpus luteum olarak adlandırılan geride kalan çatlamış folikül ise yumurtanın döllenmesini beklerken progesteron hormonu salgılamaya başlar. Evet, progesteron Corpus luteum'un salgıladığı bir hormon. Progesteron da rahmin endometriyumu üzerinde etkili olur ve glikojen depolayacak bezlerin büyümesini sağlar. Tüm bunlar endometriyumu embriyonun implantasyonuna yani yerleşmesine hazırlamak için gerçekleşir. Peki bütün bu olanların adet kanamasıyla ne gibi bir alakası var? Eğer bu dışarı atılan yumurta döllenmezse korpus luteum bunun farkına varır ve endometriyumu implantasyona daha fazla hazırlamaya gerek kalmadığına karar verip progesteron salgılamayı durdurur. Progesteron olmadığında Endometrium parçalanmaya ve dökülmeye başlar. Endometriumun dökülmesi yani bir anlamda eski haline dönmesi sürecine adet kanaması deniyor. Tabi öte yandan yumurta eğer döllenirse rahme yerleşir ve yerleştiği andan itibaren de insan koryonik gonadotropin hormonu salgılamaya başlar. Bu hormondan kısaca hCG olarak bahsedilir. hCG korpus luteoma progesteron salgılamaya devam etmesini söyler. Korpus luteumun salgıladığı progesteron da endometriyumu sağlıklı ve canlı tutarak parçalanmasına yani adet kanamasına engel olur. Yumurta döllendiğinde yani gebe kalındığında adet görülmemesinin sebebi işte budur. <laughs> Sanırım biraz fazla bilgi yüklemesi yaptık ama devam etmemiz gerekiyor. Evet. Az önce bahsettiğimiz hormonlar gebeliğin varsayıma dayalı diğer belirtilerinden de sorumlular. Bu belirtilere örnek olarak mide bulantısı ve kusmayı verebiliriz. Birçok kişi hamile kadınların midelerinin neden bu kadar bulandığını merak eder. Hamilelik sırasındaki mide bulantısının sebeplerinden biri progesteron hormonu. Progesteronun düz kasları yumuşatmak gibi harika bir etkisi var. Ve bu etki sindirim yolu üzerindeki kaslarda da görülür. Tahmin edebileceğiniz gibi sindirim sisteminizdeki kaslar kasılmak yerine gevşerlerse, yedikleriniz mide bağırsak yolunda ilerlemeleri gereken şekilde aşağı doğru ilerlemez. İlerleyemediği için birikir ve birikmeye başlayan besinler bir süre sonra bulantıya yol açar. Östrojen ve progesteron hormonlarından söz ettik. Bunlara ek olarak plasenta, melanosit uyarıcı hormon adında bir hormon salgılar. Bu hormon her ne kadar hamilelikte çok önemli olmasa da, adından da anlaşılacağı gibi cildimizdeki melanositleri yani ciltteki pigment hücrelerini etkiler. Bundan dolayı hiperpigmentasyon yani cilt renginin koyulaşması da hamileliğin sık görülen belirtilerinden biri yüzde görülen cilt lekelerine melazma adı verilir. Birçok kişinin bundan gebelik lekesi ya da yüzde görüldüğü için gebelik maskesi olarak bahsettiğini de duyabilirsiniz. Merak etmeyin, bu lekeler genellikle hamilelikten sonraki bir sene içinde azalıp yok olur. Ve az önce de dediğim gibi gebeliğin erken belirtileri arasında yer alır. Linea nigra, yine hiperpigmentasyona verilebilecek bir başka örnek. Linea çizgi nigra ise siyah anlamına gelir ve bu siyah çizgi genellikle hamile kadınların karınlarının ortasında ortaya çıkar. Tüm bunlara ek olarak hamilelik sırasında areolanın yani meme ucunun etrafındaki koyu renkli bölgenin rengi de daha koyulaşır. Yani bu da hiperpigmentasyonun görüldüğü başka bir bölgedir. Göğüslerden söz etmişken şunu da söyleyelim. Hamile kadınların birçoğu gebeliklerinin erken dönemlerinden itibaren göğüs hassasiyeti yaşamaya başlar. Bu hassasiyet östrojen ve progesteronun göğüslerdeki salgı bezlerini büyütmesinden kaynaklanır. Bütün bunlara ilaveten gebeliğin 12. ila 14. haftaları arasında kadınlar fetüsün hareketlerini ilk kez hissetmeye başlar. İngilizce'de canlanma anlamına gelen Quickening, bebeğin ilk hareketini tanımlamak için kullanılır. Ve bu hareket genellikle gebe tarafından kas titreşimi ya da kelebeğin kanat çırpması gibi hissedilir. Evet. Bunu da söyleyerek varsayıma dayalı belirtilerin sonuna gelmiş oluyoruz. Sırada olası belirtiler var. Bunlardan ilki rahmin genişlemesi. Muayeneyi yapan tıp uzmanı rahimde bir büyüme gözlemlerse bu durum kadının büyük ihtimalle hamile olduğu anlamına gelir. Bunun yanında gebelik testinin pozitif çıkması da tabii ki önemli bir işaret. Kan ya da idrar yoluyla yapılan gebelik testleri genellikle beta-HCG'yi yani insan koryonik gonadotropin hormonunu tespit etmeye odaklıdır beta hCG implantasyondan sonra salgılanmaya başlar ve döllenmeyi takip eden 10 ila 14 günden sonra kanda ya da idrarda görülmeye başlar. Kan testlerinin evde yapılabilen idrar testlerinden daha güvenilir olduğuna ve daha doğru sonuçlar verdiğine dair bir düşünce var. Ama ben bu düşüncenin çok da doğru olduğuna inanmıyorum. İdrar testlerinin de en az kan testleri kadar başarılı olduğunu kanıtlayan bazı araştırmalar bulunuyor. Bu araştırmalara göre idrar testlerinin başarısızlığı testin doğru uygulanmamasından ya da talimatlara birebir uyulmamasından kaynaklanıyor. Şimdi bu noktada pozitif bir gebelik testinin hamileliğe dair neden olası bir belirti sayıldığını yani neden kesim belirtiler arasında sayılmadığını merak ediyor olabilirsiniz. Bunun sebebi gebelik testlerinin bazen yanlış sonuçlar verebilmesi. Örneğin bazı kanser türleri de HCG salgılanmasına yol açar. Tahmin edebileceğiniz gibi bu hamileliğin olmadığı bir durumda gebelik testinin pozitif çıkmasına sebep olabilir. Şimdi hamileliğin başka bir olası belirtisine geçelim. Hamilelik döneminde rahim ve vajinada dahil tüm üreme sistemindeki kan akışının önemli şekilde arttığını belirtmemiz gerekiyor. Buradaki organlardaki kan damarlarının sayısı artar ve annenin karnının büyük bir kısmı da vücudun bu bölümüne doğru yönlendirilir. Bu durum, buradaki dokuların son derece yumuşak, şiş ve elastik olmasına sebep olur. Örneğin, serviksin yani rahim ağzının ucu yumuşamış ve şişmiş olabilir ve bu durum fiziksel muayene sırasında doktor tarafından fark edilebilir serviksin ucunun yumuşamasına Gödel belirtisi deniyor. Bunu da not edelim. Gödel belirtisi. Gödel belirtisi bir doktor tarafından gözlemlenebilecek ve bu sayede bir kadının hamile olduğunu gösterecek işaretlerden biri. Az önce bahsettiğimiz yoğunlaşan kan damarları rahim ağzının ve vajinanın mavimsi mor bir renk almasına sebep olur. Bu durumda yine fiziksel muayene sırasında fark edilebilen Chadwick işareti adı verilen bir belirti. Evet, Chadwick işaretinin aşırı kanlanmaya bağlı olarak vajina ve rahim ağzının mavimsi bir renk alması anlamına geldiğini bir kere daha hatırlattıktan sonra muayene yapan tıp uzmanının olası bir belirti olarak fetüsü hissedebileceğini de eklemek istiyorum. Doktor muayene sırasında parmaklarını kullanarak fetüsün yukarı doğru hareket etmesini sağlayabilir. Bu hareket sonucu daha sonra aşağı doğru düşen fetüs doktorun parmaklarına değer. Fetüsün bir nevi nazikçe zıplatıldığı bu yönteme balotman adı verilir. Şimdi gebeliğin olası belirtilerinin de sonuna geldiğimize göre geriye kesin yani sadece ve sadece hamilelikle açıklanabilecek belirtiler kalıyor. Bu belirtilerden ilki fetüsün görüntülenmesi. Görüntülenme ultrasonla veya röntgenle yapılmış olabilir. Ama önemli olan fetüs görüntülenmişse hamilelik kesin demektir. Fetal kalp atışlarının duyulması da yine kesin belirtiler arasında ve buraya bir de fetal hareketlerin hissedilmesini yazacağız. Evet, ultrason tetkiki ile fetüsün gözlemlenmesi, bebeğin kalp atışlarının duyulması ve bebeğin hareketlerinin hissedilmesi gebeliğin kesin belirtileridir. Çünkü bunlar hamilelik dışında başka hiçbir şeyle açıklanamaz. Bu belirtileri ve günümüzde gebeliğin nasıl tespit edilebildiğini öğrendikten sonra Kadınların buğday ve arpa çuvalları üzerine idrarlarını yaptıkları zamanlara göre ne kadar fazla yol kat ettiğimizi daha iyi anlıyorsunuz, değil mi?